Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Örgütü Ergenekon davasında yargılanan CHP'li milletvekilleri ve generaller için istenen hapis cezalarına karşı bir basın açıklaması yaptı. Grup Ergenekon davası sürecinde yaşananları eleştirdi. Bodrum Belediye Meydanı'nda toplanan yaklaşık 100 kişilik grup sık sık hükümet aleyhinde sloganlar atarak alkışlı protesto gösterisinde bulundu. Eyleme katılan partililer Ergenekon davasında yargılanan rektörlerin, bilim adamların, gazetecilerin, generallerin suçsuz olduklarını iddia ettiler. Eylem sırasında CHP Bodrum İlçe Örgütü adına bir açıklama yapan avukat Ziya Levent Doğuç şunları söyledi. Ergenekon davasında savcının açıkladığı mütalada milletvekillerimizin de içinde bulunduğu 64 sanık hakkında ağırlaştırılmış ömür boyu hapis ve diğer sanıklar hakkında onlarca yıl hapis cezası istenmiştir. Bu ceza istenmesi vicdanları kanatmaktadır. Bu kişilerin içinde genelkurmay başkanları, generaller, milletvekilleri ve aydınlar bulunmaktadır. Ordumuzun başında bulunmuş, PKK ile mücadele etmiş, vatanı için çalışmış insanları terör örgütü kurmakla, terör örgütüne üye olmakla ve darbeye teşebbüsle suçlamışlardır. Terör örgütü yöneticiliğinden ceza verilmesine gerek görmediğiniz insanlar nasıl darbe yapacaklar? Sayın savcıya sormak lazım. Terörle mücadele eden kişiler nasıl terör örgütü üyesi olur? Akıl mantık almıyor. Arkadaşlar, terör örgütü yöneticiliğinden ceza verilmesine gerek görmediğiniz insanlar nasıl darbe yapacaklar? İddianamenin 18 Mart Çanakkale Zaferi ve şehitleri anma gününde açıklanması acaba tesadüf müdür? Sahte deliller iddianameden çıkartılmış, bu sahte delilleri imal edenler hakkında herhangi bir işlem yapılmamıştır. Ergenekon davası bir tertiptir. Saygıdeğer Bodrumlular, amaç her zaman olduğu gibi durumu gizlemek ve ülkeyi bölmektir. Herkes bir kez daha hatırlamalıdır. Kimdir bu davanın sanıkları? Rektörler, bilim adamları, gazeteciler, aydınlar, yazarlar, siyasi parti başkanları, milletvekilleri ve ömrünü terörle mücadele ederek geçirmiş komutanlar. Bu sanıkların hemen hepsinin ortak özelliği yurtsever ve cumhuriyetçi olmalarıdır. Bu davanın sanığı olan 250 yurtseverin ortak özelliği cumhuriyetçi ve Atatürkçü olmalarıdır. Savunmanın dinlenmediği, PKK'ların tanık, yurtseverlerin sanık olduğu bu mahkemenin vermiş olduğu karar vicdanları sızlatmaktadır. Saygıdeğer katılımcılar, hukuk silimde yoktur. Savunmanın tanıkları dinlenmemiştir. Mahkeme hukuksuz, siyasi bir işlem yapmıştır. Ceza muhakemeleri kanununa göre savunma tanıkları dinlemek zorundadır. Grup açıklamanın ardından alkışlarla bir süre daha yaşananları protesto etti. Eylemin ardından kalabalık olaysız bir şekilde dağıldı. Öte yandan düzenlenen eylemle ilgili olarak Muğla'dan takviye polis ekiplerinin geldiği görüldü. Muğla'da müebbet ve onlarca yıl hapis cezası istenen aydınları, yurtseverleri, Atatürkçüleri, Cumhuriyet Halk Parti Bodrum İlçe Başkanlığı adına saygıyla selamlıyorum. Teşekkür ederim arkadaşlar.